Az önce yatağın boş oluşuna hiç şaşırmadan baktım, biliyor musun? Hiç ses çıkmaması, her şeyin donmuş gibi olmasına da şaşırmadım. Sonra soludum havayı. Derin derin soludum. Mahmut saklanacak bir kovuktu. Güvenilir bir kovuk. Ürkmüş bir hayvan gibi nefesimi tutmuş ona sığınmıştım. Mahmut'un gidişiyle ıssız ve derin bir şeyler benden kopup gitti sanki. O başka bir duygu ama. Şimdi anlıyorum ki artık nefesimi tutmama gerek kalmamış. Beni anlamanı beklemiyorum Demir. Sevmiyor muydu eniştemi? Belki kurtulduğuna seviniyor diye düşüneceksin içinden. Estağfurullah teyze. Haddim mi bunu söylemek? Severdim Mahmut. Kendimce severdim. Çiftlikten ayrılır ayrılmaz birine sığınmam gerekti. Mecburdum. Kendimi kafese koymuşum. Çok acı ama hayatımda ilk kez kendimi özgür hissediyorum. Öylesine bir korkusuzluk duygusu ki şimdi artık hep korktuğum, bilmekten korktuğum soruları sorma zamanı. Durdur beni Demir. Cenazeyi kaldırıp İstanbul'a dönüyoruz de. Üçümüz birbirimize kapanıp hiç olmamış gibi hatırladıklarımızı tekrar unutarak mı yaşıyor? Durdur beni. Artık hepimiz için çok geç. Bilmiyorsun Demir. Bilmiyorsun. Sana da garip gelmiyor mu? Hiç tanımadığımız bir evin bahçesindeyiz. Gelmez mi? Senin çok sevdiğin teyzen de bu evde. Görür görmez benden hiç hoşlanmadığını belli eden teyzen. Onun derdi seninle değil. Anlatması çok zor. Hatta imkansız. İnsanın birine böyle davranması için olağanüstü sebeplerinin olması lazım. Belki de vardır. Çok güzel. Hiç bu saate kadar uyanık kalmamıştım. Sadece
Burada ve şu anda. Geçmişin sönmemiş küllerinden uzakta. Yüreklerimiz iyice ufalanıp dökülmeden kalabilsek. Zamanı burada ve şimdi durdurabilir miyiz? Asi. Ama durduramayız değil mi? Hayır. Zamanı durduramayız. Gün doğuyor.